80'ini hallettim. Biraz daha bekleseydi %100'ü gidecekti ama kalanını sen halledersin. Aslanım ben Tuba'ya teşekkür ediyorum gerçekten. Onu ben çıkaramamıştım. Hadi ya. Çıkarmayı başardı, çok az kaldı. Hiçbir gelin hali başka oldu. Evet, gelinlere de buradan çok güzel bir tavsiye vermiş oldu. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Hilal'cim temizliğinde yapılmış oldu boş. Dalgınmak temizliğini yaptırmış oldu. Ya şey güzel, bak kendi evi gibi görmesi, ben evet. Çok severim. Böyle kendi eviniz gibi görün, kalkın suyunuzu alın, tabağınızı koyun, kahvenizi getirin, ne olacak? Evet. Artık 5 gündür baksanıza evi yorumlu, yatak odasına kadar girdik daha ne olsun ya. Aynen. O yüzden aferin, seni tebrik ederim. Bizimle böyle güzel şeyleri samimiyetle paylaştığın için. Şimdi acaba evlilik teklifi nasıl geldi? Ama onun öncesinde nerede tanıştın Erdinç'le, anlat bize. Aslanım biz anaokulundan beri birlikte okuyoruz. Anaokulu mu? Evet. Aman kaç yaşında yani? Beşik terk mesela. Altı yaşında başlamıştık. Evet. Gözleri doldu. Ama bu beşik kertmesi durumu değil tabii. Bizim bu hikayemizi dinleyen herkes beşik kertmesi diyor. Espri yapıyorlar. Evet. Onlar. Evet. Bütün diplomalarımız aynı. Üniversite diplomamız, lise diplomamız, ilkokul, ortaokul hepsi aynı okul. Hani alın yazısıdır evet. Ya hep. Evet. Yani resmen o yazı yazmış, sizi çocuk yaşta bir araya getirmiş Rabbim. Ben üniversite ilk sınıf, birinci sınıftayken eşim bana açıldı. Ay ne dedi? Nasıl açıldı bak? Nasıldı efendi? Aslı Hanım. Burada kaç yaşındasınız? Burada geçmiş. İşte 19 yaşındayız. İlk yanıma geldiğinde. Yalnız üniversite için. O 19 yaşındaki hali. Evet. Vallahi 16-17 gibi duruyorsunuz. Evet. 19 yaşındayız aslında. Sonra? Aslında lise bitmeden 2 yıl önce bana karşı bir şeyler hissetmeye başlamış. Ama bu kız kesin üniversite kazanıp gider ve beni bırakır diye bana söylememiş. Ay be ama. Ben üniversiteyi kazanıp gidiyorum, bana açılıyor. Geziyorsunuz. Evet. Çok yakışıyorlar maşallah. Ya maşallah. Ay yavrum. Teşekkür ederim. Ha. Ben üniversitedeyken açıldı, söyledi. Ben aslında kabul etmedim, istemedim. Şu fotoğraf kalsın şöyle ekranda. Baksanıza ya. Yani çok böyle saf bir sevgi görmüyor musunuz? Evet, çok yakışıyorlar aslanım. Evet, bir de bereleri de böyle. Ay çok tatlı, çok. Evet. Öyle öyle derken o beni ikna etti. İki lafından biri, ben seninle evleneceğim, biz evleneceğiz. Hep buydu. Ben onu seni sevmiyorum diyorum ama bana biz evleneceğiz diyor. Toplamış. Sonra o beni gerçekten ikna etti. Ben onu yanıma geldi. İlk çok savaşmış. Bu sevgililik adı altında yanıma geldiğinde ben bir heyecanlandım böyle. Dedim Hilal ne oluyor hani, hayırdır hani sevmiyordun. Derken meğerse bende de varmış ama hiç kendime itiraf etmemişim. Allah Allah. Sevgiden mi kaçıyordun? Hani ben aşık olmam, ben aşık olmak istemiyorum. Ne yani ben hep böyle okumaya odaklanmıştım aslında. Çünkü öyledir bak, okul tahsil hayatında kariyer de yapmak isteyince böyle aşka kapatıyor insan kendisini. Evet. Ya da başka sorumlulukları varsa da kapatıyor kendisini. Sen de öyle biraz öyle herhalde. Olmuş galiba. Erdinç onu açtı. Ay aferin ona. Böyle bir birlikteliğimiz başladı. 5 yıldır evliyiz. Bir 20 aylık küçük bir kızımız var. Kaç yaşında evlendiniz siz? 23 yaşındaydık. Ay, canım benim ya. Evet. Kızın var. Kızım var Nisan. Nisan. Nasıl oldu Nisan? Aslında onun hikayesi de bizim için çok özel. Biz eşimle tamam dedik, yola çıktık. Nisan ayıydı. Wow. Nisan'da yani çocuk da bizim için, o yol bize çok iyi geldi. İkimiz de çok geliştik, çok mutlu olduk. Böyle bir anda gerçekten fotoğraflarımızda bile yüzümüz değişti, böyle bir mutluluk geldi. Şimdi daha güzelsin bak. Teşekkür ederim. Evet. Vallahi sevgiyle. Daha güzelleşmiş, daha gençleşmiş. Nisan'da yarıyor evlilik. Evet. Sevgi de çok güzel bir şey. Sevgiyle çok, güzelleşmiş. Çok. Sonra istemeye geldiler. Anlatsana o serüveni, o yolculuğu. İstemede ben zaten okuyordum. Okuldan gelip isteme oldu. Sonra o üniversite kazandı, benim yanıma geldi. Hı-hı. Beraber okudu. Kazandı? O peyzaj teknikerliği okudu. Aha. Ama şu an o işi yapmıyor tabii. Evet, elektrik, elektronik. Evet, sonra... Peki bu istemeye geldi. İsteme evet. Ne kadar küçüğüm, şaşkın. Kıyamam ben sana. Evet aslanım. Hey canım. Aileler nasıl karşıladı? İkiniz de çok gençsiniz. Ailelerimiz zaten... anaokulundan beri de hep beraber okuduğumuz için ailelerimiz de tanışıyordu. O zaman kolay olmuş. Hep birbirlerini seven ailelerdi. Bizi de severlerdi karşılıklı. Bir de memleketiniz de aynı değil mi? Evet aynı. Sadece bak ikisi de Zonguldaklıydı. Zonguldaklıyız aslanım. Aslanım elbisesi de çok güzelmiş. Ne kadar almıştın? Ya o elbise 50 lira mı 90 lira mı öyle bir şeydi ama... Ucuz aldığınız son şey herhalde. Şu an bakınca çok ucuz belki de. O günün fiyatına baktığımda bilemiyorum tabii ama... Sen daha mı zayıfladın evlendikten sonra? Aslanım aslında orada çok zayıfım. Ben 52 kiloyla evlendim.
Şu an 53 kiloyum. Aslında 60 kiloyum şu an. Yapma ya vallahi. Evet. Ama şey fiziği çok güzel kız. Evet güzel. Maşallah yavrum benim. Darısı bize. Kendi adım bana da sor dedi. Siz çok güzelsiniz.